Niye bu kadar çok dövmem var? Bilmem. Dövmeyi seviyorum. Küpe de seviyorsun ha? Niye? Sana ne zararı var küpün? Ya bunları daha ziyade şeyler takmıyor mu? Kimler? Şeyler işte. O biçimler yani. Küpeyi herkes takıyor. Niye uğraşıyorsun benim dövmemle küpemle? Annene de böyle asilikler yapar mıydın? Daha beterini yapardım. Ben de asiydim. Belaydım. Hapiste beni susturabilmek için falakaya yatırırlardı. Askı, cereyan, havlu, buz. Yapmadıkları işkence kalmazdı ama bana mısın demezdim. Bilirdim ki annen gelecek. Annem? Annen. Beni hangi hapishaneye sürseler gelirdi. Yaz kış demez gelir bana ceylan kuzuyu söylerdi. Yaralarım birden geçerdi. Biliyorum o şarkıyı. Bizim şarkımızdı. Demek annenin müzik kabiliyeti sana geçmiş. Öyle olmuş. Bana ilk gitarımı annem aldı. Kendi şarkılarımı ilk o gitarla yaptı. Ha, bestecisin demek. İyi. Herkes olamaz böyle şeyler. Okul? Üniversiteden terk. İletişim. Adam olmak için diploma şarttır. Ben okuyabilseydim belki başka bir şey olurdum. Diploma almalısın. Niye doktora gitmiyorsun? Niye gideyim ki? İşte şey için, unutkanlık meselesi var ya, tedavi falan yani. Doktorun bir faydası yok. Ne biliyorsun? Biliyorum. Ama da inatçı adamsın ya. Her şeyi sen biliyorsun ya. Buradan hiç gitmesek. Ne olacak bu işin sonu? Bilmiyorum. Daha ne kadar kaçacağız Murat? Yoruldum artık. Uyu. Uyu hadi. Uyuyamıyorum. Bizim evde var bir hasta. Yemez içmez altın tasta. Nedir bu? Annem beni uyutmak için bu şarkıyı söylerdi. Ceylanım hastadır hasta. Ceylan kuzu. Melek misin ceylan kuzu? Hacı'yı arıyorum ama düşüremiyorum. Talat ve Battal'ın anlattıkları önemli. Efendim Cemil. Ne? Kim yapmış, nasıl yapmış? Ne diyorsun? Tamam oğlum. Ben seni arayacağım. Ne olmuş? Sürmeli'yi vurmuşlar. Ölmüş. Kim vurmuş? Kim olabilir ki? Durmayacak bu adamlar. Durmayacak. Polise gidelim. Televizyonculara gidelim. Bir şeyler yapalım. Böyle saklanmak da olmayacak. Nereye kadar kaçacağız? Sürmeli onlara ne yaptı ya? Ne yaptı? Git Karaca'yı al. Ne? Hemen Karaca'yı al. Devran geliyor. Yerimizi öğrenmiş. Kim geliyor? Devran. Koş. Çabuk. Karaca, gidiyoruz. Nereye? Soru sorma, yürü çabuk. Yol tarafı tutuldu. Araçları da kaçırdılar. Gidecek tek yer orman. Devran değil mi? Devran. Nasıl buldu bizi? Geldiler, çabuk olun.
Ormana kaçıyorlar. Önlerini kesin. Ormana girmelerine izin vermeyin. Kıza dikkat edin. Kılına zarar gelirse hepinizi delik deşik eder. Cehenneme kaçsanız bile peşinizdeyim. Cehenneme kadar peşinizdeyim. Karaca'yı verin. Karaca'yı verin. Bir ses duydun mu? Duydum. Kaçan ördek bağırıyordu. İlki acemi avcılara tosladık diyordu. Kadın sesiydi. Çay. Üç demli çay. Pili bitmiş. Bunu kullan. Cemil benim. İyi misin? Değil. Yok bir şey, telaşlanma. Pili bitmiş, çok telefonun onun için. Usandım bu kaçma kovalamadan. Bir köşeye kıvrılmak ve sadece uyumak istiyorum. Tutma kendini. Devran peşimizde ama atlattık. Yerimizi öğrenmiş. Ya bilmiyorum. Bize acil kalacak bir yer lazım. Otel falan olmaz. Kim? Bizim Muharrem mi? Merhaba yenge, geldiler mi? Hoş geldin Cemil abi, geldiler. Afiyet olsun. Abi ne olur? Konuşuruz, anlatırım. Ayşe, Cemil abiye çay getir. Size de zahmet verdik be Muharrem. Ayaklandırdık evi sabah sabah. Bu evin asıl sahibi sensin. Yaptıklarını unuttuk mu sandın? Tamam, kapat. Olmuş bitmiş şeyler. Bu kahve soğuk be. Yenisini söyleyeyim. Yok canım. İş olsun diye işte. Borsa yükselmiş. Sana yarar. Ben dolara döndüm çoktan. Biz ne yaptık be? Ne dedin? Hiç. Hanginiz yaptı bunu? Aramızda konuştuk önce. Hepinizin kararı. Öyle mi? O herif sana ve oğluna dokunmayacağını söyleyince... sadece kız alanları bilmiyorsun Ali Osman. Hepimizin iş yerini bastı. Ortalığı yaktı yıktı. Hadi ne olacak? Gelen mala gelsin diyecektik ama... herif dilinin teki. Ne yapacağı belli değil. İşin ucunda çoluk çocuğumuz vardı. Öyle isimlerden, öyle makamlardan bahsettiler ki elimiz kolumuz bağlandı. Kimi araya sokmak istediysek reddetti. Bu iş bizim kudretimizin çok üstündeydi. Sen benim en yakınımdın. Hapishane arkadaşım. Biz hücrede kuru ekmeği paylaşmadık mı seninle Hacı? Birlikte işkenceden geçmedik mi? Racon kesmedik mi? Ben Murat'ı, oğlumu sana emanet ettim. Sen ise emanete ihanet ettin. Söyle şimdi ne yapayım ben sana?
Çekip vurayım mı? Ezip geçeyim mi seni? Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş. Yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavraymış. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz. Dördünüz bir sürmeli etmezsiniz.